بقولكم موضوعي مزدمك تجارة صحبة تجارة صحبة دبعت عن زبون الكوسات والمزد بقولون يارش المزد بنو بچن خندق عملات لنا باجي اشكال لنا خويدة كي نصلاح لنا قلب چخانس تاني مرة على بچن يعني بروز امتنش روا تمام انترنت روالك لرمز كورنا قدامنا انترنت روالك لرمز كورنا قدامنا بر xulosa chiqarib tanishib olishlik uchun o'zimni tanishtirib o'taman. Men Anvar Rasulov 1977-99 yillarda aloqa tarmoqlarida muhandis bo'lib ishlaganman. 2014-99 yildan tadbirkor bo'lib ishlagan, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullandim. 2014 yilda Skyway haqida ma'lumot olganimdan keyin Skyway'ga a'zo bo'ldim. Skyway'ga o'zim keldim va o'zimdan keyin yana bir kishini taklif qildim va orada takliflar juda qiyinchilik bo'ldi. Shunga qaramasdan 1,5 yil odamlar taklif qilib birorta propiska qila olmasak ham biz o'zimiz oldimizga qo'ygan maqsadimizdan voz kechmadik. Maqsadimizni sal olg'a bordik va kompaniyani rivojlanish bosqichiga qo'shishga hozirgi kunda ma'qul turibmiz. 2018 yildan region rahbari bo'lib o'z fuqarolik vazifamizni ado etib turibmiz. Nafaqada bo'lishimizga qaramasdan, bo'sh kelmasdan, bir ikkita yoshini ham dog'da qoldirib, hozirgi kunda ham safda turibmiz. Demak, tijorat suhbati. Tijorat suhbati deganda nima tushunishimiz kerak? Tijorat suhbati deganda bir narsa tushunishimiz kerakki, biz Skyworld Community kompaniyasini demak, mahsulotlarni olg'a surayotgan ekanmiz. Demak, mahsulotni sotishga keladigan bo'lsa dunyoda yagona hali unga raqobatbardosh texnologiya bo'lmagan va buni analogi ya'ni ruscha so'z aytganimizda analogi yo'q ya'ni o'xshashi yo'q shunaqangi bir oxirgi zamon texnologiyasi deb atasak ham bo'ladi. Bu texnologiya demak yerdan 7 metr yuqorida harakatlanadigan texnologiya quyosh energiyasidan, shamol energiyasidan va to'lqin energiyasidan foydalangan holatda harakatlanadi va bu boshqaruvda hech qanday shaxs o'tirmaydi. To'liq intellektual boshqaruv bu yerda. Mana shu narsani odamlarga yetkazish. Nima qanoq yetkazishimiz kerak? Shuni odob axloqlari haqida gapirib o'tamiz, xudo xolasa. Demak, biz boshqa shaxslarni mahsulotni sotib olishlariga samarali va axloq jihatidan ishontirish uchun suhbat qurishni asosiy elementlari haqida gaplashamiz. Nima qandoq suhbat qurishni boshlashlik kerak, suhbatni qandoq boshlash va qandoq yakunlash kerak, mana shu mavzuda bugun suhbatlashib chiqamiz. Sotish uchun tijoriy suhbat qilish uchun qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Sotish bo'yicha suhbat avvalo qanaqa tayyorgarlik ko'rishimiz kerak? Birinchida korxona uslubi barcha vositalarni Skyward Community logotipi bilan bo'lsin. Ya'ni biz hamma jihozlarimiz, boshqalarimiz, mana masalan, webinar o'tkazyapmiz, orqamizdagi mana plakat mavzuga mos, mavzuga xos holatda turibdi. Va bizning barcha narsalarimiz hammasi masalan Skyward Community kompaniyasining logotipi bilan bo'lishligi. Ya'ni biz suhbatga, ya'ni taqdimotga odam aytgan paytimizda, taqdimot o'tkazayotgan paytimizda bizni qo'limizda o'sha kompaniyani o'zini bloknotlari bor chiqargan, kompaniyani o'zini bejiklari bor chiqargan, kompaniyada ko'krak nishonlari bor, mana masalan liderlarga berganmiz, liderlarga hozir ham shunaqangi kompaniya hattoki liderlarga ko'krak nishon berish to'xtatgan bo'lsa ham biz berib boryapmiz. Bu juda katta muvaffaqiyat, chunki bu narsani kompaniya ruxsati bilan biz zaxiraga olgan o'zimiz ko'plab nishonlarimiz bor, shuni liderlarimizga berib kelyapmiz. Mana o'tgan oydan 2 ta liderimiz chiqishdi, kelishdi, ofisga tabrikladik, ko'plab nishonlarni berdik. Undan tashqari kompaniyani o'sha o'zini chiqargan ruchkalari bor, loyiha haqidagi oxirgi yangiliklarimiz, bukletlarimiz bor, yoki bo'lmasa o'zimiz mana internet tarmog'i orqali shaxsiy kabinetimizdan magazinimizga Skyway kompaniyasini ya'niki transletni o'zini maxsus do'koni bor, o'sha do'kon orqali
biz hamma narsani xarid qilish imkoniyatimiz bor. U yerda juda ko'p narsalar bor. Ruchka, piyola chashkacha, kepkalar, ko'ylaklar, bu mashinani bir juda ko'p assortiment, yaqin 40-50 xil assortiment bor bu yerda. Hamma narsani olishimiz mumkin. Yana so'rovimiz ustida 100 savol va 100 javob degan brosyuramiz bor. Uni qo'yib qo'yishingiz kerak. Odamda har xil savol chiqadi. Savolga ilmiy javob berish uchun o'sha 100 savolga 100 javob degan bizning brosyuramizda ixtirochi o'zi o'sha 100ta tug'ilishi mumkin bo'lgan savollarni hammasiga javob berib qo'ygan. Mujassam jamlangan holatda berib qo'yilgan shunaqangi kitoblarimiz bor. Uni qo'yib qo'yishimiz kerak. Kompaniyada promo reklamalarimiz bo'lishi kerak. Katalogimiz bo'lishi kerak, biletimiz bo'lishi kerak. Prezentatsiyamizda televizorimiz bo'lish kerak, kompyuterimiz bo'lish kerak, laptoplarimiz hammasi bo'lgan holatda telefonlar bo'lishi kerak, videolarni ko'rsatish va namoyishlik uchun kerak. Bu narsalar shuning uchun kerakki, kelgan yangi mijozga, demak, 1000ta og'iz so'z gapdan ko'ra bitta ko'rsatilgan lavha yoki bitta ko'rsatilgan buyum yoki ko'z o'ngida ko'rsatilgan bitta shunaqangi mavzudagi qo'llanma bo'ladigan bo'lsa, shunda albatta bizning suhbatdoshimiz xarid qilishga tayyor holatga keladi. Demak, taqdimot uchun qo'llanmalar: chop etilgan qo'llanmalar, kompyuter orqali taqdimot, videolarni rasmiy manbalardan olingan bo'lishi kerak. O'sha Skyward Community yoki Engineer Unitsky yoki bo'lmasa o'sha o'zini masalan skyward.org, skyway.org degan saytlarimiz bor. Shartlarni hammasidan bu qo'llanmalarni albatta maxsus o'zimizni rasmiy saytlarimizdan oldin qo'llanmadan foydalanishimiz kerak. Boshqa saytlarda, ya'ni bir shunaqangi bir saytlar chiqqan, shunaqangi bir boshqa bir yo'nalishda, ya'niki yaqinda Angliyada shunaqa bo'ldi, biz Skyward Community'ga paralel holatda shunga o'xshash bir sayt chiqarishib, bu yerda bitta xavfli o'zgarish bor. O'sha narsani kapitaldagi katta kanallarni o'zimdan qoldi. Ana shunaqangi saytlardan olib qo'ymasligimiz kerak. Juda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Taqdimot albatta liderlar o'tadi, masterlar o'tadi. Lider master bo'lgandan keyin mana Xudoga shukr hozirgi holatda 75ta liderimiz bor, 9ta masterimiz bor. Bular hammasi albatta samarali ishlab turibdi. O'z yo'nalishida imkon qadar o'zini qo'ldan kelgancha xizmat ko'rsatib turibdi. Barchalarga mingdan ming tashakkur, mingdan ming tasanno. Oxirgi oyda 6ta lider barpo bo'ldi. Bu juda katta natija. Kechirasiz, 5ta, 6 deb qo'yman, 5ta. Mana shu oy ichida 5ta lider chiqdi. Bu juda katta natija. Bu juda katta natija. Nihoyat, holatlarga e'tibor berishimiz kerak. Ayniqsa, kompaniyani ma'lumotlarini berganimizda ma'lumotimizda yolg'on so'z, yolg'on ma'lumot aralash qolmasligi kerak. Sotish bo'yicha tijoriy suhbat dastlabki daqiqalarda eng asosiy narsalari nima? Asosiy, eng asosiy, asosiy bo'lgan narsa. Dastlabki odam bilan ko'rishdingiz, taqdimotga telefon orqali gaplashdingiz, ko'chada ko'rishib gaplashdingiz, transportda ko'rishib gaplashdingiz. Bu siz unga bir ma'lumot berish haqida o'zingiz taqdimotingizni taqdim qilishlik uchun uni ofisga chaqirdingiz yoki bir joyga ko'rishib uchrashuvga chaqirdingiz. Dastlabki eng asosiy esda tutishga kerak bo'lgan narsa, birinchisi, hech qachon o'zingizni haqingizda gapirmang. Man palonadim, man pismondim, shunchin, yana kompaniyada qildim, bunaqa gapirish kerak yo'q. Ikkinchisi, hech qachon mahsulot haqida gapirmang. Avvalo, siz kontakt qilib, tijoriy suhbatni boshlab, tijorat uchun o'zingizni mijozingizni tayyor qilmaganingizcha, ya'ni uni pishirmaganingizcha, ya'ni uni issiq kontakt holatiga kelmaganingizcha, hech qachon mahsulot haqida gapirmang. Hech qachon xizmatlar haqida gapirmang. Mana shu uch narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mahsulot haqida ham, xizmat haqida ham va o'zingiz haqingizdan gapirishingiz kerak. Birinchi o'sha suhbat odobi bo'yicha biz taqdimotda dastlabki vaqtlarda savol-javob tariqasida, ya'niki o'tgan darsimizda gapirib o'tdik. O'tgan darsimizda telefon etikasi, o'sha telefon odoblari haqida gapirganimizda shu narsaga urg'u berib o'tdik. Telefon odoblarida ham avvalo birinchi o'sha insonni sog'-salomatligi, xonadoni haqida, hayoti haqida, ishi haqida suhbatlashib, uni ya'niki moyil qilib avval siz biz berayotgan ma'lumotni qabul qilishlikka uni moyil qilgan holatda dastlabki ma'lumotlaringiz, demak axborot almashish jarayonida bo'lishi kerak.
Şu meseleden ameliyatı bacarın elimizde. Ki gün, uzun vaxt saati bulan, şu mahsulat fakatı yapabildiğinden vaxt hem gelirdi. Uzun muskak mıydı kampanya yapıldı, hep de bir şekilde imkaniyeti bulundu. Adamlar kız tuğularına harap, harap kabul kuşaydı. Ular mantıklı fikirlaştan göre, zarurat yok ki kız tuğudan gelip çıkıp harap kabul kuşaydı. Bu ne demek? Kız tuğu, yani ki, emosiyaga qarab, emosiyaga qarab qaror qabul qilishadi. Shu emosiya bo'lmasligi uchun biz sifatimizni shu his-tuyg'udan iroqlashtirishimiz kerakda, haqiqiy faktlarga asoslanib. Faktdan tashqari biz o'sha mantiqiy fikrlashdan ko'ra demak, qo'rqoqona erish, zarurat yo'q bo'lsa, zarurat, masalan, zarurat nima? Bizda shu man juda ko'p shu narsani e'tiborga oldimki, bizda zarurat hammamizda ham hozirgi kunda pul zarurati bor. Pul zarurati bor. Şuna hangi bir kampanyada şuna kadar takdimatla bulurken ki o şu zaruretli haletten, pülge muhtaç bulan haletten kirip çıkıp ya benim öyle kutsan, benim için pül topesan, benim öyle kutsan, benim için pül topesan asasen biz o şu, onu mağlulandırışlık yönelişte onu ona zarur bulan halette onu yani ki o şu pülge muhtaç haletten yani siz bulan halette onu nispeten şu nazik tamamından uçlap onu zaruret tamamından hızlıklı bir iltirişlikle hareket alınırdı. Ko'p mana shu qayni taqdimotli shunaqa narsani ko'rdim. Ana shu narsani cheklanib o'tish kerak. Iloji bo'lsa ana shu narsaga ya'niki biz hozirgi O'zbekistonda ham tarmoqli marketing juda turlar ko'payib ketgan, rivojlanishi ancha bo'lib, odamlar ancha aldanib ham qoldi. Marketing deydigan bo'lsa, bu piramidami deydigan savollar juda ko'payib ketgan. Bu ham bitta piramida bo'lsa kerakda, bu ham bitta aldov bo'lsa kerakda, kompaniya desangiz yoki marketing haqida gapiradigan bo'lsangiz, ya aslida yana qanaqa dorini sotasizlar deydi. Shunaqa angaligi bad programma degan kompaniya ko'payib ketganligi uchun, yana dorini bir turib chiqdimi degan ma'lum e'tibor qilishadi. Ana shu his tuyg'udan biz odamlarni uzoqlashtirishimiz kerak. Biz hozir qilayotgan ishimiz, inshaalloh robbil alamin, bu ko'plab yillar davomida davom etadigan narsa bo'ladi. Chunki ertaga IPO'ga chiqqanimizdan keyin, moliya bozoriga chiqqanimizdan keyin mahsulotlarimiz Latada kuruluşu başlayalımızdaki adamlar adatta hazır gökünde faizin uçu yaptı mı, Osman Devleti'nin faizin yürü yaptı mı deyip askere karakak eden adamlar bu kuruluşu başlayalımızdaki elbette bunu çarpılıp kalanlardı. Üçüncü kop katkanlı adamlarla kapışkanımız şuna kadar adamlar var ki bazı bir adamlara malumat verseniz malumat kabul kalırdı. Uzun mesela uzunumuz ağzalarımız var. Öyle katta kuru dedi yani ki elit grupludaki adamlar. Ulayet yaptı ki demek dedi ki, 1 kilometre, 2 kilometre kurup bir korset koyun, şimdi katı pül çıkardığından nümayla çıkardı. Kopçilik, elbette biz chatten işlerimiz, kuzet durganlar hakkında malumatımız var. Biz kampanyanın cüddü kop adam kuzet durdu hazır günde. Cüddü kopçilik kuzeti yapken. Öyle ki, aynı şansı 1-2 kilometre kurup bir işliği bile öyle nafsi, yani ki konağı atlatıp, sizinle biz aitken yapımızı işledik on, sizinle biz aitken yapımızı yürüdük on, halde keledi o adamlar. Ana shunday bo'lgandagin bizda hozir men yaqinda mavzuni ko'tardim. So'x tumanidagi nimalar bo'yicha. Ana so'x tumaniga biz bir qandaydir yo'l topib bir qilishimiz kerak. Yuqori tashkilotlarga ham yozilgan, mana bu karantin bahona, boshqa bahona shunaqa bo'lib turibdi. Agar imkoniyati bo'lsa, o'sha so'x viloyatining hokimligi bilan, o'sha bilan bir suhbat o'tkazib, ochiq bir kecha o'tkazib, ma'lumotlarni berib, ularga mana shu narsa haqiqatda ham ularga zarur ekanligini tushuntirib, suvdan masalan o'sha toshloqqa tortqizmoq va farxonaga ham qaysi yaqinroq javob bo'lsa, albatta suvdan shohimardon orqali olib o'tishimiz mumkin. Suvdan shohimardonga kelishlik, shohimardon ham suv qulay tumani ham bilamiz anklav davlatlar hozirgi kunda anklav hududda hisoblanadi. Anklav davlatlar bo'ladi, eksklav davlatlar bo'ladi. Bu anklav davlatlarga nima kimning boshqa bir davlatning ichida qolib ketgan kichkina boshqa davlat hududi. Masalan, Qirg'izistonning hududining ichida qolib ketgan O'zbekiston kichkina hududi, So'x, mana shu nimani singari nima deymiz, Shohimardon shuning singari tumanlarimiz bor, shuning singari hududlarimiz bor, ular Qirg'iziston hukumatining ichida qolib ketgan. Ular anklav hisoblanadi. Endi eksklavcha, eksklav bo'lib, masalan, Qirg'iziston uchun bu davlatlar eksklav hisoblanadi. O'zbekiston uchun anklav hisoblanadi. Mana shunaqa davlatlarga biz shunaqa hududlarda albatta biz birinchi, ikkinchi faq odamlarimiz tashabbus qiladigan bo'lsak, albatta rivojlanish ko'p bo'ladi. Bu birinchi parametr bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi parametrimiz sonimiz. Son va yana son.
Köpçülük bunu düşünmeyipti. Çünkü köp gepiriyemiz, lakin çünkü hazır olmayipti. Biz hazır mesela aldığını fond bilen, hazırlı fondumuzu araştırıp soplayan partimizde, hazırlı günde eskabaya hiç olmasa bir 25 dolar tıkıp olan adamlarla soplayan partimizde, soplayan halatimizde, şuna kadar bir statistik malumatı kararlıman bulsak, hazırlı günde 10 bin adam eskabaya kolla 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 Anlı revişte, elbise sıkıyan da böyle mühimiz. Kopçuluk anlı revişte hem buradan. Bazı bir akantlı ekibat eden, bana Bakhtı Hocam dastırladılar, otkan sefer bir sohbetimizde. Üçümatı da rüfattan otkaldı hem var hatta ki. Demek o şey, bu rüfattan çıkı otkan. Mesela birinci bitti akantı, bir kasa buradan, ikincisi bir kasa buradan. Ne yok lan, tül çıkıp buradan. Şuna kadar akantı hem var. Kampanyanın bitti bizge kılıcına uyardığını bitti yakışılığı olduğundan boştan ayet bulunanlar bu hudutta. Hiç yolumuz 15% değil yaptı. Biz 5% razı bulduk. Biz 5% de bekliyemiz. Hudutta 5% ahalısı. Mesela kaç hudut dolaşımız mümkün. Mesela Soğuk, bunu oradan bulsak, Farhan'a, yok ki Andijan tamamen oradan bulsak. Ve de elbette şehirde ahalıken, bu ahalının sonunda mesela Soğuk tümelinin uzu da demek 100 bin ahalı yaşarken. Bu 100 bin ahalının 5% 5 bin bölünür. Biz borup uşu cahide işlep, uşu cahide halkını kundurup, buna sen düşündürüp, şuna hangi bir nümelerini kılışımız gerek ki, kim bu işten katli nazar? Kayısı birbirimiz bir tanışımız, kayısı birbirimiz yakınımız bu adamın bulsa, elbette borup uşu ilacı bulsa, dolu malumat ile hakimiyet vekilleri, hakim, şunu sengen, yukarı lavazınlar, yok ki, İktisat bölümünde reisi şuna kayıyor, ne kayıyor, bir adamla, katta lavazında bir adamla, adli adam var, kabul kimsen dese, bana kampanya az olsun dese, kabul kumasıyım mümkün. Mesela rahber, region rahberimiz var, değilse region rahberi de yani uzun katta lavazını, yani Özbekistan'da yavanı şahsiyetini bildirdi. Şuna kadar halatta bir takdimat kılınsa, ölenip çöntülü belediğim olsak, bu şehirden 5000 adam mesela çarpı belediğim olsak, kuruş imkaniyetimizde tutuladı. Bu kuruluş imkaniyeti olduğu yani bu o şey 5000 adam kolla kuartlarken derken ahalının 5% buldu. Ulan albatta hiç bilmeden de o şey kampanya bizi, bizim strategiyen var mı? Strategiyen az etmeyeyim ben. Hemen de yakışık oluyordu. Yani şimdi benim strategi kıkırdan strategiyen bu çok biz iş kılırdan bulsak hemen. Hemen o boy, uşağı, kadar denerler hemen bir bulup, yakıdır bulup o şeyleri rozenip getirdi. Ve buna senin üstüne Skywalk Community kampanyasının 500 bin'e yakın hazır, 500 bin yok kaldı, 500 bin arası var. Bu şey 500 bin adamın hiç ömeğinde aytaylık boruk 200 bin, 40 faizi. 200 bin adam ham bize koşulup bizimle bir de şu adres proyekti teşkil ettirelim olsak, pilot bir proyekt kılıklı olsak, o şey pilot bir proyektimiz arkayla biz onlarını ham bir mablağlarını şekillendirip uzunmuz özgürlüklerine cevap veren bölümümüz. Özümüz arzmadan pul bilen, cüde katta pul. 200 bin adam borin, aytaylık 100 dolar tanıqat yarı koyan payette 20 milyon dolar oya getirip geledim. Bu katta pul. 20 milyon bilen, en joski, en kımmat 7 milyon dolar bilen bir de yollarımız, o şimdi mürakkab yolların ham 3 kilometre burada kuruşu gün koyuyordu bu arada. Demek soğuk tümenini, mülahat merkezimden bağlaştık ki, benim için orada 40 kilometre yol gerek, ben yani enik bir Recep koyduğunda uyarda Kırıstan hududundan ötedigen, göl hududundan ötedigen, şey, kadam cadegen katı trasa yolu bulayken, şu yoldan yürürlerken, bu tamamen Kırgızlı, Özbekler, şurada Kümbir Maşlıkhan'ın cancarlı bulup durarken, Tamojna uçuşu için, mesela Soğuk Tümeli'den Ulaat Merkezi'ne borç girişik ki, adamlar hiç olmazsa yolun uzunca 100 bin sonra pul sahip koşuşlukla doğru kalırken. Tamojna kirishda pul olarken, çıkışta pul olarken. Borku yıkandım 8 matta tamojna kirip çıkardı. Oldun çıkıp getirdi. Özbekistan'dan çıkardı, Kırgızistan'a kirardı. Kırgızistan'dan çıkardı, Özbekistan'a kirardı. Tuttu buldum bir tamam, ikinci tamam yap tuttu. Uçuş balanı. Bana şakan halatı ucuda kliğin halatı arkamda. Biz yolumuz kurgarını basak. Ondan taşkarı Soğuk Daryası balarken. Bir şeyde Karımtağ'dan şüphelerden Soğuk Daryası. Soğuk Daryası deyilerken. Soğuk Daryası'nın içinden en kısa kolay yol Soğuk Daryası'nın içinden eken. Yani şimdi daha yol koyduğum ama bulsak, kampanya hem öz kızın kısasını koşadı. Bu yol bizim erken Hırtay'a çıktı. Çilikimiz hem gayet böyledi. Özbekistan'ın hududu bir kırvalarımızdaki Farhan'a, Ulaat'ın merkeziye gelenden bulsak, Farhan'dan doğru Toşken'e, yok ki, bana Pop'a gelip, Pop'tan Toşkistan orkali, Aş orkali. Vakıda, vakıdan uyağa,
Doğru, hiçbir şey yok böyle de. Bu stratejilerin şunu oluşmuş gerek. Bu stratejilerden maksat ne mi? Maksat şundaki ki, Hıtay'ın yükü, adamın yükü mü, şu transit yolu, Uzbekistan arkalık, Avrupa gütü gitsin. Avrupa'dan Hıtay'ı, Hıtay'dan Avrupa'ya. Şuna hakikatte bir trasyonu mevcut kusaylayan hakşımız, istediğimiz var. Bundan taşkara, şunun için maddi bulmadan fayda, işanışın kerettir. Maddi emas, manevi insanga maddi, faqat maddi foydani emas, u manevi foydani ham keltirib o'tkazishimiz kerak. Biz qilayotgan ishimiz demak sadaqa joriyani bir turiga kiradi. Bizning xalqimiz hammasi musulmon islom xalqi. Bularga mana sadaqa joriyani nima ekanligini ko'pchilik tushunmasligi ham mumkin. Bularga tushuntirib berish kerak. Chunki bu narsaga tikkan puling befoyda, besamar ketmaydi. Bu dünyada rahatını kurulmasan, ömrün kısa bolsa utketken takdirinde senin kabrinin nur bölüktüredir. Yani savab bölüktüredir bu narsada. Şunu anlasa da, benim kuğulum tok. Çünkü manajlığa sadakları cariye taşkil borçluğu da o sıksamı koşup göçtürsün pülümü taşak koydum. Ben dünyadan otsamam, armansız ketemem. Allah'ın huzuruyla borsam, hayatını birine hayatta nemede sarıklı kalsam denen savalda cevabım var. Onun için beni kanatlandırdı kokalattı. Adamlar kararını hakikat bilen aklaşırdı. Ne? Bu ne demek yani? Mesela bu maşinlerin saat alışkı isterdi. Çünkü bu onu kıvanç getirirdi. Lakin bunu uzun aklağına aklaş için satıp alırdı. Ne? Uzun aklaş için. Mesela ne demek yani? Mesela şuna kadar başka bir insanlığınız bir şey yönelişte fayda kirli ve kabrağı mevzat tamamen borluğunu inovatik olan halette imkan etti bu adamla mesela hazır hükümde hem. Aytaylı ki Damas maşını alıp yolunu koyup koydu. Damas maşını ise aytaylı ki 5 milyon olduk olsa değilik. 5 milyon olduk kurulu koyup Damas'ını alıp yeneye koyup o zaman gelişe kılıçta bir anda kapalı edin. Bunu kança? Böyle bir iznos mu dedi? Koçudu transport yürgenlerden sarfadı cetti bor. Bu yumru uçan, pasif, aktif emas bu pasif. Yani sunu borucu davranmak manbeyi. Bu bir gün kere yolu kötüden davranmak manbeyi aynen edin. Bana yani aslında transport teknolojisi gibi mesela bir şey kılsa yok ki. Yani biz dasturlarımız yüde koyduk. Yüde koyduk dasturlarımız var. Külü pılçıkadığından dasturlar var. Uzak müddetli, kısa müddetli, vinçur, şuna kadar kısa müddetli, emisyon dasturlar var. O şu dasturlara pılçık. Şunası bizim maksadımız insanların pul muamelesi gibi örgütmüş. Fakat yine kaçan köpül bilenemez. Başka yollar bilen hem adam herhangi bir samereli tecavüt üstüne koşuyor mu kuleye örgü etmiş. Demek adamlar kararını hakikat bilen akla işledi. Yani ki kararlarını kabul kılıştı, bir de işi döndürüp koyuştu ya koyuşmadı. Ben hala da neticeye erişildi. O şey netice bilen benim kararım doğru, ben öylesine eriştim degen maksat kabarıydı. Benim kararım doğru, ben öyle eriştim diye işini güçlenemez. Siz taşkaydan bo'ladigan siz uchun beradigan baho uchun albatta sizni taşkaydan turib sizga qanaqa munosabatda bo'lishliklari haqida keyingi mavzularimizda bu mavzular yoritib beriladi. Yorqinroq yoritib beramiz uni, ya'ni kengroq ko'lamda yoritib beramiz. Keyingi mavzularimizda o'sha sizningga baho berishlik haqidagi qanday amaliyotlarni bajarish kerakligini ko'rib o'tamiz keyingi darslarimizda. Xo'p, odamlar ego parastdir. Yani ne mi? Ben mansıragan diyemiz mi? Egeist diyemiz de Rusçası ego parası yani. Şuna kanka, başımız bu dünyanın şahsen biz bilen kanda bağlılığını noktaya nazardan koyarız. Biz ya dünya kanda bağlılığını noktaya nazarımız şuna kanka mutlaka. Çünkü nasıbeten biz öz derecemizi, mahkemimizi aşırıyoruz. Sel bu sede hamda o kökü kararak tepeden paska odamı kararışlık imkaniyetinde buluşuk, ego buluşuk harekat kılıyoruz da. Lekin çukurroq darajada e'tibor bersak, savol bunda ohang beradi. Bu mening hurmat ehtiromimni qanday oshiradi? Ya'niki shu masalan ko'pchilik qaynadirda qilayotgan paytda ish oshirib, ish amalga oshirayotgan paytida buni hurmatimga meni, ya'niki uni meni g'ururimga, meni hurmatimga qanaqangi ta'sir bo'layotgan. Shu tomondan o'ylab ko'rib ish qilinadigan bo'lib ketgan. Odamlar meni haqimda nima gapirayotgan? Odamlar meni ko'k-ko'k bo'lish kerak, shunaqa bo'lish kerak degan maqsadda ma'noda jiddijag'i shunga qaratadiki, mana zo'r desin degan mavzudan, ya'niki egoistik tomondan nuqtai nazardan qarab ish qilinadi. Bu esa biz uchun qandaydir noqulay holatga keltirib chiqaradi. Inson sizni fikrlash darajangizda fikrlamaguncha qanday ajoyibligingizni
keltirgan faktlarimizni bebaholigini anglab yetmasak qadringizga yetmaydi. Siz bergan ma'lumotingiz masalan shunaqa holatlar bo'ladi, bir kishi taqdimot o'tadi. U o'tgan taqdimot qabul bo'lmaydi. Ya'ni ba'zi savollarga javob chiqib ketadi yoki o'zini nutq jarayoni yoki insonga tushuntirib berish jarayonida qandaydir nuqsonlar bor. U o'zidan yuqori sponsorga keladi boshlab. Unda sponsor qandaydir o'sha homiysi, ya'ni sponsor undan yuqori ustozi qachonki unga ma'lumot berganda, u odam shu narsani qabul qiladi. Mana shu narsani e'tibor berishimiz kerakki, bizni o'zimizga yetarli odam baholi bersin. Qanday biz fikrlaydigan darajada fikrimiz shunday yengizib berishimiz kerakki, u ham biz xuddi biz fikrlaganda fikrlaydigan darajaga yetsin. Ya'ni fikrlar hamohangligi paydo bo'lganda, fikrlar mujassamligi hosil bo'lganda, bir-biridan suhbat ham yengil o'tadi, bir-birini tushunish ham oson bo'ladi va bergan ma'lumotni qabul qilish va qabul qildirish oson bo'ladi. Ana shu egoistik nuqtani chetga surib, biz ana shunaqangi bir o'zimizga ular chetdan baho berishlikni o'tgan safarda bir suhbatimizda aytdik, oynada aks, ya'ni aks ettirish. Mijozsiz aks ettiring deyapsiz-da. O'sha yerda aytganmiz biz mijozsiz aks ettiring. Mijoz sizga qanaqa holatda bo'lsa, siz shunga moslashib, tez gapirsa tez gapiradigan, sekin gapirsa sekin gapiradigan, tushib olib ohangga yaqin mutanosiblikka tushib olib keyin suhbatlashing degan aytib o'tgan bir mavzuyimiz bor edi. Endi unisha narsani biz endi shunday qilishimiz kerakki, bizni mijozimiz biz fikrlaydigan darajaga chiqishimiz kerak. Unga ma'lumot shunday berishimiz kerakki, uni fikrlar jarayoni bizning fikrlar jarayonimizga mutanosib bo'lib qolsin. Shunday lekin u sizni qadringizga yetadi. Siz berayotgan ma'lumotni asli mag'zi negiziga yetib boradi. Mana shunday holatga mijozat qilib olishimiz kerak. Aksariyat odamlar olomonga yarashadi. Faqat bitta mol qilyapti ekan. Ha, 10 kishi dam olsa, har odam so'rayapti. Ha, siz dam olsa bo'lib qo'ysa juda pul katta kelar ekan. Hammamiz dam olsa qo'yat, to'g'ri dam olsa yaxshi qo'ydimi? Yaxshi qo'ydim. Bittasi muzqaymoq xona ochsa, 4-5 ta odam to'planib qolgan bo'lsa, muzqaymoq yaxshi ketyapti ekan. Hamma muzqaymoq qo'zinadi. Odamlarga nima bo'lgan deysiz-da, nima bo'lib qoldi bu odamlarga deysiz-da. Shunaqa fikrlash yo'q, shunchalik soyoz fikrlanadiki, nima bir kishini joyda odam turgan bo'lsa, o'sha qo'shga. Bir kishi tarozak pul sotayotgan bo'lsa, qarasangiz ko'chaning ikki betiga hamma tarozak pul solyapti. Hamma tori savdosi mana shundan ketib qoldi. Lekin taqlidchilarimizda ko'pchiligimiz taqlidchilarimiz. Taqlid qilamiz, boshqalarga taqlid qilib ko'ramiz. Biz bir narsaga o'zimiz ishonch hosil qilmasak, boshqalarga taqlid qilish uchun ularga qilish uchun ularni ko'ra, ularga qaraymiz. Ya'ni biz o'zimiz bir narsani evlay olmaymizmi, qo'limizdan kelmaydimi, kuzatuv olib boramiz-da, kuzatib, men qanday qilyapti ekan. Shunaqa bir holatlar bor. Masalan, freezer qanday ishlatish, muzqaymoq qanday sotish, uni qanday tayyorlash, shu o'zi bilmaydi qanday bo'lishligini-da, so'rab borgan oriyat qo'ymaydi, egos qo'ymaydi. Tashqaridan kullab o'tirib shuni kuzatib, shuni o'rganayotgan odamlar ba'zi bir uchrashamiz-da. Shunaqa odamlar bo'ladi. Shunaqa muzqaymoq xonalarga kelsak, kelib o'tirib, kechgacha o'tirib, uni kuzatib, o'shani hammasini o'rganib, hatto shunaqa bo'ladi, ularga mahsulot olib tashlab ketgan odam narxini to'xtatib, bizga ana shu mahsulotdan beraylik, shuni qilaylik degan holatlarga ham bor. Chunki fikrlash jarayoni soz, fikrlashga o'zini olish jarayoni. Biz ko'pincha boshqalar bu haqda nima deb o'ylashini surishtiramiz. Odamlar bu haqda nima deb o'ylayapti deb surishtiradigan bo'lib ketganmiz. Qani anular nima derkin, mana shunaqa bo'lsa mana shunaqa kim nima derkin. Biroq fikri sizni qiziqtirmasa, siz o'zingiz chuqur yaxshi fikrlashib o'rganing. Biroq fikri sizga nisbatan o'zgaradi, sizni qadringizga yetadigan bo'lganda, sizni fikrlash jarayoningizga, fikrlar jarayoniga yetganda, u ularga sizni tushunish boshlaydi. Sizni tushunmagan odamni tark qiling. Tark qiling. Nimaki xohish yo'qmi? Yo'q degan savol bormi? Boshqami? O'sha momentida, o'sha holatni o'zi tark qiling. Tark qiling va keyinchalik yana bir mavzuga qaytish mumkin bo'ladi. Biz boshqalar nima qilayotganligini, boshqalar nimani his qilayotganligini surishtirgandan ko'ra, o'zimiz fikr yuritsak va buni anglab yetishga harakat qilsak, bizga manfaatliroqdir. Manbalardan kelib chiqib, biz o'zimiz fikrlash jarayonimizga qaytib, o'zimiz fikrlashimiz kerak. Birov nima qilayotganini surishtirib, nima qilayotganini
taqlidchi bo'lgandan ko'ra o'zimiz fikrlarimizni kengaytiradigan bo'lsak, albatta ishimiz ochiq bo'ladi. Qanday ko'rinishingizga e'tibor bering. Ko'rinishingizga albatta e'tibor berishingiz kerak. Masalan, o'tgan mavzularning bittasida aytib o'tgandim, shu etika, estetika bobida aytgandim, menimcha 5-chi yo 4-chi darsda aytgandim, o'sha darsimizda biz iki kişinin suratını kilitirip koyduk. Takdimat tutu yapken de bir kişi şortu bile, mayke bile durup takdimat tutu yaptı. Bir kişi çoğalık yastanıp giyinip abdi köylek bile abdi işin mi dazmanlar çoğalık kılıp öcülüm kılıp ya şu an bir uzunlu kuş boylandırıp takdimat tutu yaptı. Kimi takdimatını kabul kıladı insan? Uzunlu fikirler koyun. Hani bu şortik markada durgan takdimatını kabul kıladı mı? Ya ki becerim giyingen, artık giyingenle taqdimotini qabul qiladi. Bora, kostyum shingasi bo'lishi ham shart emas. Oq ko'ylak bilan oddiy ishim bo'lsin, lekin o'sha did bilan kiyilgan, did bilan tanlangan bo'lsin. Ana shu holatda albatta siz ko'rinishingiz albatta insonga nisbatan, insonga sizga nisbatan mehr muhabbat yoki sizga nisbatan hurmat ehtirom uyg'otadi. Kelinglar, bir-birimizga va o'zimizga e'tiborliroq bo'laylik. Ya, o'zimizga e'tibor beraylik-da. Biz yakınımız var. Mesela yakın ağayınımız gelip bir kaynadır duvarda sığınan bolsa kiyimde bir hatalığını ya bir dağını görseniz ona işare kılıp mı, görsettim mi, bildirip mi, bir yoldan kılasın düşünce. Bu da o şeyin singerin. Bütün cemiyat egelerimiz mi? Birbirimizden hem kamçı hatalarımızı, birbirimizde konuştaki kamçılıklarımızı, hatta o sıfatla işteki başka kamçılıklarımızı o çok aydan aytaylı birbirimizde. Ve aytılığından aldığını kabul kılaylık. Benim hatalığım bolsa beni benim olam aytaylı. Atrofimdagi xatoimni aytadim, men qabul qilaman. Haqiqatda o'sha xato bo'lsa qabul qilinadi. Albatta o'sha ko'pchilikni nazariga tushirgan xato bo'lsa, bir-birimizga e'tibor berishimiz lozim. O'zimizga va bir-birimizga e'tibor berishimizdagi mavzu bo'lmoq shu. Esda tutaylik, ko'pchilik kiyinishimizga e'tibor qaratadi. Masalan, oddiy bir misol, davlat qabulxonasiga bordingiz. Davlat qabulxonasiga borsangiz, kiyimingiz bichirim bo'lsa, sizni qabul qiladi. Nalanga tapchikada, shortida bo'lgan bo'lsa, narali tur deydi, bu qabul qilinmas deydi. Yoki qandaydir jukanchilik e'tiborda qaraydi sizga. Martabali kiyinadik va o'zimizni muvaffaqiyatligimizni namoyish etadik. Mana shu kompaniyada ishlab ozgina sarmoyaga erishdingizmi, ozgina pulingiz qo'lingizga bir nima chiqyaptimi? Demak, o'shaning uchun harakat qilishimiz kerakki, oddiy bir misolda e'tibor berishik. Mana biz konferensiya o'tkazgan paytimizda shu yerda ko'ylaklarimiz joyiga SW yozuvini yozgan ko'ylaklarni tikib taqib sotdik masalanda. Taqatdik, sotdik, shunaqa qilindi, shunaqa imkoniyatlar bo'ldi. Shunaqa holatlar keltirildi. Shuning uchun biz avvalo o'sha kiyinishimizda ham ashyo tomonlariga e'tibor berishdik. Masalan, oddiy kepka kiysa ham bo'ladi. SW yozuvi yozilgan kepka kiysa ham bo'ladi. Oddiy ko'ylak kiysa ham bo'ladi. SW yozuvi bor ko'ylak kiysa ham bo'ladi. Shu tomonlarni kelishib, jamoa bo'lib qilishimiz kerak. Hozir bu kunda mana karantin paytida sezilib qoldiki, hattoki onlayn konferensiyalarimizda ham odamlar ishtirok etishga vaqt topilmaydi, jatmaydi. Hatto biz e'lon qildik. Imkoniyating bo'lmasa, megabayting bo'lmasa, bir kun oldin dushanba kuni menga murojaat qil. Ana shu webinarni ko'rishlikka menda internet megabayt yo'q dedi, men megabayt berayin deb aytdim. Bu hal chin ko'ngildan aytdim men bu narsani. Bir kishi aytdi, berish olish qoidasini aytganda. Olish uchun oldin berish kerak-da. Beramiz, keyin olamiz-da. O'sha muvaffaqiyatligimizni namoyish etishligimiz mana shunday bo'ladi. Kompaniyada namoyish etishligimiz, o'sha ko'ylaklarimiz va kishi kostyumlarimizda boshqa-boshqa mana liderlarga ko'krak nishonlarini beryapmiz. Ko'krak nishon ham mana bu joyda SV yozib turgan bo'lsa bu nima? Liderlarga asosan Skyway Capital deb yozib qo'yilgan ko'krak nishonlarini beramiz. Yozib o'sha e'tiborli bo'ladi. Siz haqiqatda namoyish qilasiz. Ham o'zingizni kimligingizni, ham qanaqangi muvaffaqiyatli kompaniyani a'zosi ekanligingizni va ham qandaydir mavqeingiz borligini, martabangiz borligini namoyish qilasiz. Mana shu narsa. Boshqalar ustidan hukm chiqarmang. Boshqalar ustidan hukm chiqarish bu mavzu ham yengilgina oldingi darsda o'tib ketganmiz.
Çünkü ne medesi var da? Bronz noktun çıkarım olmayıp da, onu ki inişine yavaş kalsın, onu ah oldu, karaptır, ondan kurulmayı da. Ben bilemem, siz kitabını mukavvesine karar, yok ki mücazlarının kıyımlığı karar, ularda bağı bir işiniz kıyımlığını. Bir insanın kurulmuşuna karar, mesela kitap, bir de misal kilitirip de, bir kitabın mukavvesine karar, o kadar kitabın hakkında okul çıkmak önce önce biz münasebet bildirilmeyemiz. Onu yakşıydı, yamanın degen fikir bildirilmeyemiz. O düşünsün yani adam ya, adamın görünüşünden karakteri böyle sıfat maaşmasından, böyle mülakat kılmasından, onunla ticari sıfatla bile müracaat kılmasından, savaş cevabıyla bile bilmem, yok ki adı mülakatla müracaat kılmasından adamın kim dediğini kendi hikayelerini bilmeyiz. Şunun için kim dediği karar, onunla baka vermem. Onu, onunla hüküm çıkarmam ya bu. Biz deniz ki, Polgay'dan adamımız ya, adam mesela kuramıyordu bu biznesi. Konuşunu kalan ya, bunda pul yok, politika alan mıydı? Degan hukumu hiç kaçan kumak. Biz köpünce şu uğrunda adışamız. Kimge itibar bir iş kerak, kimge itibarsız bu iş kerak, imkanat koldan ketkaç afsuz bir fayda. Samimi bunu, samimi bunu. Bak biz o şey olduğundan beri duramayız. Kaçan sıfatlaşma benim için imkanat derecesini bilmemiz, onu kimliğini bilmemiz. Şunun için her kandar adamından sen iyi miyim bunu? Aldığınızda kendine adamın çirki yapınca bu kandarlı nasip mülakatta bulmak. Uzunuzu kimliğinizi korsetin. Uzunuzu reklam edin. Uzunuzu kimliğinizi onu bildirin. Mülayimliği bilen, ağızda diye bilen. Bir kapı dok bilen açsan böyle de. Mülayimlik bilen açsan böyle de. Biz uzunumuzda yani ki kampanya şuna kanun bursalindi kampanya etti indiğinde bir lirik çıkan iş kılamız. Yani Hacı Batı Hacı Bay bir gapı var da. Ya uktuğuçları verdiğini mi kadar? Çıkar uktuğuçları, traktikçiler yapıp kırdı derdi. Şuna kanun bir intermediyası var da. Ette bizi kurgan, o Skywatch'le kili yaptı, tuy, tuy, ondan al. Jota Allah'ın Skywatch'le kili yaptı, Skywatch'le kili yaptı, Skywatch Community'de azalır kili yaptı. Doktor bölüğüne, düşer olacaklığına dedi bu. Dereceli de gül, böyle bir adamımız da sizlerimiz. O şarkı münasip muamele ham bu işe kere. Hürmet talep olsan, hürmet kıl. Hürmet kıl olsanız adamı, yani hürmet kıl. Şu derecede adamlara bir hak vermezler, sevimli bu işe kere. Demek bu mazunu kiyengi kısımlarına hazırmada 50 minütü bir koptu. Bizde reglament boyunca birliğine var. Yani bizi YouTube kanalına koyuladığı vaktimizde 50 minütü bir koptu. Yani başarılarımızın sıfatı 40 minütü koptu. 40 minütü reglamenti boyunca alındık. Bu mazunu ham 3 kısımda bölgenimiz. Yani şu kamerski bisede yani ki ticari sıfatı 3 kısımda bölgen. Bunu birinci kısmını yakınlığa yitirdik. Kalan kısımlarını keyingi derste de bir varımız. Saval cevap kısmı yitip girdik. Saval cevabı buysa markamat yazımız. Savalları bitirelim. Savalı var mı? Markamat savalı. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm as-salam. Rahmetullah. Selamun aleyküm. Ve aleyküm as-salam. Bismillahirrahmanirrahim. Savallı var mı? Benim olanlar şu salam yazgan cevabınızı savallı bulsa savallı verişimiz mümkün. Kendi kanakı savallı var mı? Benim malal savallı kısmı da uttik savallı verişimiz mümkün. Savallar var mı? O mümkün vaktimiz var. Şahıvada asok bu içe doğru fikir ettiniz. Ha, bu bizi hazır. Bilesinler mi? Skyway için, Skyworld Community için ciddi ciddi Özbekistan nazik noktası hazır. Gol ürüşlükte imkaniyat var. Topu birbirimizi ulaşıp var. Şunu da bir de gol uğraydı ve şeyde. Ne deyilsin de hankorla? Golge kolay vaziyat var. Bu vaziyattan faydalanış hiç gerek. Gelinle bana hayatla bu kaldı. Hayat kılığa indi. Transfer tutuşunun toktası dişlik hakkında ayetildi. İmkan kıgan, ne mi diyeyim? Utkan davrilerde transfer tutuşunun vazgeçen payıda adamlar iştiyak bilen Mekke'ye iştiyak bilen yoğunup otta borgan. Tüyada borgan, otta borgan. Ulanı kurup adamlar, eşekte borgan adamlar var.
eşeği var, otga kaldırmaz. Lekin o'sha qalbi makon topib turganligi uchun o'sha yoqqa otda borgan, eshada borgan. Transport yo'q paytida. Hozir ham ishlaymiz, velosipedda boradiganlar bor. Makkaga velosipedda boradiganlar bor. Suv aniyadiku, velosipedda qo'riqchi velosipedda prokat qolib borsa ham bo'ladi. Piyoda boradigan bo'lsa uzoq vaqt ketadi-yu, lekin marsh birasa qilib piyoda borishimiz ham mumkin. Hali mana bu yoshda qanday holatda turibdi hozir, demak, qolib ketayotgan ishingiz bor. Böyle yürüdü kayıyor. Telefonlarımızı alıp, cihazlarımızı alıp, marş burası okulup, borup kararı geçirmesin. Velisipet de bayağı bir şey bulmuş ya. Ya borup kesin böyle zaman cevap yok. Kulsa, böyle zaman her şey yok. Özbekistan'dayız ki, vatanımızdayız ki. Çünkü o hududlarda yol kuruluşu cüde kımmetke düşerdi. Doğru. Yok yol yo'q, bitta narsa bordi Baxtiyorjon. Bitta narsa borki, u hududlarga ming yo'l qilganingiz bilan xavf bor-da. Xavf bor. Baribir o'sha yo'lda qirg'iz militsiyasi to'sqinchilik qiladi. To'xtatadi, narishani qiladi, jarima qiladi. Shu singan ishlarda, shu singan ishlar rivojlanib ketganda, shunaqangi bir bemanigachilikda bor-da. Bitta suv buloqni deb janjal qilyapti-ku-lar. Badaningizda his qilmaganingiz shu narsani bilmaysiz. Oldum, badanda bir tane sen kız kılmış herhalde. O yerden yürüp koyduğun adam bilen de yerde kıyınçı yakın kıyınçı. Şunun için ucağda cüde gerek. Ha, bolaga isim koyuş hakkında ne var yakın? Yapıyor biri. Ya bizim mazuyumuz var. Bolaga isim koyuş bizim mazuyumuz var. Alakıda yol kuruluşunu nazarda tutandım. Ha, o şey alakıda yolda mesela baktı hocam, Skyway oradan çıkıyordu hafaya halatta. Onun yani intellektüel nimeleri vardı hatta ki nime diyoruz, humaya usulleri vardı. O şey elektrik şoku bile humayalangan, o şey liğine boylap, simtotu üstünde o şey uzunlu ahani sistemi diyoruz. Şuna kanun tizimleri vardı. Hem böyle yedirmelendirken bütün tuzkunçuluk kıladı. O'sha koridor olib alohida yo'l qilgan taqdirda ham baribir o'sha yo'lini u yoq militsiyasi o'sha qo'riqlaydi. Post qo'yadi, boshqa qiladi. O'sha tabojda kirib chiqishi bor, bo'lsa kirib chiqish ham oson emas. Ha, bunda bo'ladigan bo'lsa, hududdan chiqadi, yo'lda chiqadi, sakrab tushib qola olmaydi, hududga kiradi. O'zbekiston hududi, masalan, samolyot singari narsada shunday samolyotda ko'tarildi. Tabojni nimasi o'sha kirdi chiqsin qilsa ham bo'ladi, qilmasa ham bo'ladi. Men hattoki shunaqa bo'ladiki, ana shu ortiqcha kirdi chiqdi ham o'rtada olib tashlanadi. Juda bir ajoyib narsa bo'ladi. Buni strategiyasi bor, uni qilganmiz. Faqat borib ko'rishib o'sha layoqatlik, o'sha qo'lda ish keladigan odamlar bilan, o'sha Uzoq tumanining hokimi bilan gaplashgan. O'sha transport bo'limi bilan hokimiyatda o'sha 5-4-4 kulchuvoy nimalar bo'ladi. Hokim, iqtisodiy muavini, transport bo'limini muavini, shuning singari 5-4 odamlar bo'ladi o'zini buxgalteri, boshqasi shunaqa. O'shaga bu fikr berish kerak. Borib tushuntirib berish kerak. Buni masalan 1 soat, 2 soat bo'ladigan narsa emas bu. Kunlab o'sha yerda 3 kun, 4 kun turib, hattoki har kuni ozgina boblab, qismlab, 1-2 soat, 1-2 soat qilib turib, shu bu ma'lumot 10 soatlik ma'lumot bor-da. 10 soatlik ma'lumotni hazm qilgandan keyin ko'z ochiladi. Og'izga shunchaki yo'llarga 1 soatlik, 2 soatlik gapini fikrlar jarayoni o'zgar qolmaydi. Xo'p, Gulbahor, ustoz, sizga rahmat. Sizlarga hammalarga rahmat. Boringizga shukr, boringizga shukr, boringizga shukr. Hammalaringizga rahmat. Mana shu gap. Tashrifingizdan bog'olat shod bo'ldim. Savollar bo'lsa, marhamat yana. Baxtiyorjon bilan debat qilyapmiz hozir. Boshqa savol beradiganlar bormi? Fikr bildiradiganlar. Mobodo fikr bildirish istaganlar bo'lsa, qo'l ko'tarsin. U nimada o'ng tomonda smaylikning yonida mundoq panja turibdi. O'shani bossangiz so'z beraman. Marhamat chiqib gapirishingiz ham mumkin. Kim istab qo'qish bo'lsa gapirishi mumkin.
Demak, vaqtimiz 50 daqiqa kelishdi. Xotinni ham chaqirishdi. Shomni o'qib boshlagandik. 1,5 soat, 1 soat 20 minut, 1 soat 15 minut. Xo'p, Qobuljon, bugungi kunda Uchqo'rg'on tumanida shu texnikani qurilishi boshlandi degan edi. Nima bo'ldi? Uchqo'rg'on tumanida qurilish boshlandi deyilmagan. Bu savol juda jonli savol. Uchqo'rg'on tumanida qurilish boshlandi emas. Uchqo'rg'on tumanida qurilishi mumkin deyilgan. Birinchi rejamiz bo'yicha biz o'sha Uchqo'rg'onni bergan edik. So'q tumanini muammosi chiqmasdan oldin biz shu fikrda edik. Lekin u fikrdan qaytilinmagan, chunki Jalloboddan u yog'iga Xitoygacha 70 km qoladi. U yoqdan bu yoqdan ikki tomondan ham kirish mumkin bo'ladi. Hozirgi dolzarb mavzu hozir ushlab qolish mumkin, gol urish mumkin bo'lgan hudud hozirgi kunda so'q. Uchqo'rg'onni rejasidan kechmaganmiz, Uchqo'rg'on rejasi turgan. Shuni marketingga chorsuvda yoki afsonaga qilsak bo'lmaydimi maketini? Bizni zam hokim o'zi ko'rib keldi-ku. Gulbahor xonim, biz zam hokimimiz hozirgi kunda qonunchilik palatasida, prezident apparatida matbuot kotibi, matbuot emas, qabul bo'limini mudiri bo'lib ishga o'tib ketganlar. Buni maket emas, birovlar o'sha ish qilishlik kerak. Maketga ham o'sha narsa. Maket qilishlik uchun ham kompaniyani pilotni programma deydi. Pilotni programmasini qilishlik uchun sifrda aytganim ma'qul bo'ladi. $400,000 pul kerak. Loyihani qilishlikka, boshlashlikka, ya'ni o'sha loyihani boshlashlikka 400 ming pul ketadi. Misol aytib o'tganimizdek, musohqa bo'lib 5% aholi, ya'ni 5 ming odam bo'ladigan bo'lsa, $100 qo'ysa, $5 million bo'ladi. Ana endi biz 400 mingni, 500 mingni yo'qqa ajratib, loyihani dastlabki kirishuv ishlarini boshlashlikka. Bundan tashqari, bitta kichkina arzimagan 1 km yo'l qurishlik uchun ham UNESCO kelib O'zbekistonni patent olish kerak. Patent arzon narsa emas. Patent olishlik ham yo'q deganda $200,000 pul kerak. Patenti UNESCO albatta o'zi oladi, lekin unga arziydigan o'sha qilgan sarf-xarajatni qoplaydigan bu yerda dastur bo'lish kerak. Shunchaki oson narsa emas-da qurib qo'yishlik. Buni qurish uchun davlatni patentini olish kerak. Patent pul turadi. Bo'ladi albatta, kim endi shu ozgina arzimagan narsa uchun shuncha pul sarf qiladi. Shuning uchun bir hech bo'lmasa qisqa pilotni programma deyiladi. Pilotni deb turib, ya'ni o'sha bizni O'zbekistonimiz biz uchun va O'rta Osiyo mamlakatlari uchun bu Shajar degan singari innovatsion texnologiya markazi bo'lib qoladi. Sertifikatlash markazi bo'lib qoladi. Undan tashqari biz patentni olgandan tashqari mana masalan Belarusiyada qurib o'shani sertifikatsiya qilindi. Bu yerda ham 1 km qurib, yurg'izib, sertifikatini olinadi. Sertifikatni olgandan keyin qolgan qurilish ishlarini bajariladi. Bu juda katta mavzu bu. O'zidan o'zi shunchaki biz xohish bilan qilib ketadigan ish emas. Nima hozir jamg'armamiz yetmaydimi patent olgani? Yetadi? Yetadi? Kelib bepoyda patent topgani nima kerak bor? Bir aniq nima bo'lmaydigan bo'lsa. Bu yerda maqsad bitta narsa tushunib olishimiz kerakki do'stlar. Nima uchun 5% aholi qo'llasin deyapmiz? 5% aholi yo'q-da qizi. Hududda 5% aholi yo'q. Mana shu qolganini siz aytdingiz. Uchqo'rg'onda qilishlik uchun Namanganda shahar o'zida 786 ming aholi yashaydi. 5% bilasizmi 35 ming bo'ladi. Bu katta son bu. Ular qo'shish kerak edi. 100 ming aholining ichida 5 ming odam bo'lsa bo'ldi. 780 ming aholining ichida 35 ming odam bo'lsa kerak. 35 ming odam bizni qo'llab qolishi kerak Namanganda. Yani umumda O'zbekiston bo'yicha bo'lsa bo'ladi. Ana shu tomonlar bor, ana shu qanday parametrlar bor, bilasiz.
Ha, asosiy pilotni programma bo'lmasdan turib patent olishni nima keragi bor? Ortiqcha pul sarf qilishda. Masalan, mana hozir aksiya olishingiz uchun aytyapsiz, masalan, aksiyador bo'lsangiz, aytaylik, siz o'zingizdan kelib chiqib 25 dollarlik paket olmoqchisiz. Men aytaman, yaxshi 50 dollarlik olay deyman. Yani 100 dollarlik oling, maza qilasiz. 100 dollarlik paketimiz bor. Har oy 100 dollardan to'lasangiz, 1,8 bin tane aksiye alıyorsunuz de baytan anda. Yani siz bu kartınızdan ki çıkıyor 25 lira alıyorsunuz de. Şunu koklasanız, şunu kılmak için bulsanız nasıl karşılıklı alayım ben. Orası da mecburlu alayım ben. Doğru mu? Yani bu kartınızdan ki çıkıyor şunu dedi de. Abi yok da patent ölçülüğü için 300-400 bin dolar pulu sarıp koyup 300-400 bin dolar durumdan şarjı da kaç iş biter. Bu da sizinle bizi yıkan, miskallar, 25 dolarlar yıkan pulumuzu önünüzden akı travelleri kılıp 100 milyon yaklı, 200 milyon yaklı ırtorami etti. Bunun hesap kitabı vardı. Her yılı Ege'de festival payında sohbet verildi bu adam. Yani ne deyil, Uzbekistan'da patent alışı için 400 bin pul sarkı koydun değil mi? Ama ayda ne gerek var Uzbekistan'da kılınmadan cihazı, kurulmadan cihazı patent alışı ne gerek var değil mi de? Şuna kayın. Cevaptan kanaatlendiniz mi? Bu bakar kal, sorularınızdan kanaatlendiniz mi cevap eden? Kabil Can, kanaatlendiniz mi? Bahtiyar Can, kanaatlendiniz mi? Savallı yok mu? Savallı var mı yani? Kumkaltı, hürmetli hemkorlar, hemkasipler. Reklamı da vaktimiz yetip girdi. Savallı bu mesela. Şu cahide bugün bu sohbetimize kullanırız. İtibariyle şu rahmet, hürmetiyle şu rahmet, taşırınızdan bağlayıp çabuk bulduk. Allah barçanızı gözlerine maksatınızı yetkisin. Bana bu kadar ameliyatınızı, ahiretinizi zahir eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.